Efendim, görüntülerini alan basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Teşkilatının Genel Sekreteri, Türk Soy'un Genel Sekreteri ve kısaca bizim Kazakistan'ın gönül ve kardeşleri, gönül dostları ve kardeşleri. Kazakistan Tevhidsizliğinin 30 yıllığına adlandırılan Kazakistan Respublikası'nın Türkiye'deki yerçiliğinin resmi kabuldağına hoş geldiniz de. Bağımsızlık devletin altın direği ve güçlü temelidir. En değerli hazine, en asıl servettir. Bu yıl devletimizin 30. yıl dönümünde kutluyoruz. Bu süre zarfında Kazakistan uluslararası toplumun sorumlu ve saygın bir üyesi olduğunu kanıtlamıştır. Kazakistan, Avrasya'nın kalbinde istikrar ve ekonomik kalkınmanın sembolü haline geldi. Ülkemizin bağımsızlığını uluslararası arenada ilk kez tanıyan, kardeşçe kucaklaşan ve yükselmeye başladığımız günlerde bizi destekleyen Türkiye olduğunu her zaman hatırlıyoruz. Ve gurur değil ve kültür temelinde iki kardeş devletimiz dayanışma örneği göstermektedir. Bu süre zarfında ilk Cumhurbaşkanımız olan Önderimiz Nursultan Nazarbayev'in yapıcı siyaseti sayesinde işbirliğimiz güçlendi ve stratejik ortaklık seviyesine ulaştı. Ülkelerimiz çok taraflı işbirliği çerçevesinde güvenilir bir diyalog kuruyor. Türk dünyasının işbirliği içinde ülkelerimiz çıkarları iç içe geçmiştir. 12 Kasım 2021'de İstanbul'da 8. Türk Konseyi zirvesinde tarihi bir karar alındı. Ve Türk Genel Şahı'nı Türk Devletler Teşkilatı olarak değiştirdi. Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifle hazırlanan Türk Dünyası Vizyonu 2040 belgesi kabul edildi. Türk dünyasının bütünleşme sürecini devam ettirmek, özellikle Cumhurbaşkanlarının zirvede başlattığı girişimlerin gerçekleştirilmesi için
her türlü çabayı göstermek önemlidir. Kazakistan, Türkiye kültürel ve insani işbirliği bağımsızlığımızın ilk anlarından itibaren dinamik olarak gelişmektedir. Bildiği üzere Kazakistan ile Türkiye arasında ilişkilerin ana lokomotifi ticari, ekonomik ve yatırım işbirliğidir. 30 yılda ikili ticaretimiz 30 milyon dolardan 3 milyar dolara ulaşarak 100 kat arttı. Bu yılın sonuçlarına göre bu rakamın 5 milyar dolara ulaşacağını bekliyoruz. Böylece ortak çabalarımızla 2021'in 10 ayına göre Türkiye Kazakistan'ın en büyük 5. ticaret ortağı oldu. Kazakistan'da yaklaşık 3600 Türk şirketi başarıyla faaliyet göstermekte. Bağımsızlıktan bu yana Türk müteahhit şirketleri ülkemizde toplam 27 milyar dolar seviyesinde proje sürmüş oldu. Türk müteahhitlerin dünya pazarına çıkma tarihi olan 1972'den bu yana Türk müteahhitlere en çok proje üstlenen 5 ülke arasında Kazakistan'ın girmesi sevindirici bir olaydır. 30 yılda Kazakistan'da Türk iş adamları yaklaşık 60 fabrika kurduysa önümüzdeki 3 yıl içinde Kazakistan'da Türk yatırımlarıyla yaklaşık 60 yeni fabrika faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. 3 yıl üst üste Türkiye'den yıllık bazda rekor miktarda yatırım çekildi ve şu anda Türkiye Kazakistan'daki en önemli ve aktif yatırımcı ülkeler arasında yer alıyor. Büyüme eğilimdeki Türkiye Kazakistan'ın ilk 3 yatırım ortağı sıralamasına yükseldi. Elbaşı Nursultan Nazarbayev tarafından temeli atılan geleneksel Kazakistan-Türkiye ilişkileri Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev döneminde de süreklilik içinde devam etmektedir. Cumhurbaşkanı olarak Tokayev, Türk Konseyi'nin bir pandemi konunun acil zirvesi, bir Türkistan gayri resmi zirvesi ve 8. İstanbul zirvesi olmak üzere toplam 3 zirveye katılmış ve Türkiye başta olmak üzere Türk dünyası ile ilişkilere önem vermektedir. Özetlemek gerekirse gelecek yıl diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın her alanda daha da güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Barışlarınızda kolay kabus dileyim. Devletsizliğimiz doğrulu, yerdikimiz umurlu, bayandı, mende, her mende olsun. Nazarlarınıza rahmet. Çok onur verici, hem çok heyecan verici. Kazakistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünde burada olmak ayrıca heyecan verici. Benim üniversite öğrencilik yıllarım 90'ların ilk yarısı. Sovyetler Birliği'ndeki dalgalanma, coğrafyadaki dalgalanma, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık mücadelesinin başladığı dönemleri heyecanla takip ettiğimiz, an be an haber almaya çalıştığımız, sonra üniversitede arkadaşlarımızın özellikle Kazakistan ve Özbekistan'dan o dönemde çok yoğun öğrenci arkadaşlarımız vardı. Onlarla bölgeyi, coğrafyamızı, gönül coğrafyamızı konuştuğumuz, paylaştığımız, İbrahim Abay'ın Kazakistan için ne anlama geldiği, şiirlerinin bağımsızlık mücadelesini nasıl desteklediği ve beslediği benim için hala çok yakın bir geçmiş gibi durur. O yüzden Türk dünyası, bütün bir Türk dünyası Türkiye için bir gönül coğrafyası olduğu kadar, bir kardeşlik coğrafyası olduğu kadar, biraz önce Sayın Büyükelçimizin de çok açık bir biçimde ifade ettiği gibi, aynı zamanda bir dayanışma coğrafyası. Ticari, kültürel, ekonomik olarak çok yakın işbirliği yaptığımız ve bundan sonra da inşallah yapacağımız bir coğrafya. Ben bu vesileyle hepinize tekrar saygılarımı ve hürmetlerimi arz ediyorum. İnşallah Kazakistan'ımızın nice 30 yıllar bağımsızlık yıl dönümlerinde bir arada olmayı temenni ettiğimi ifade etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum tekrardan. Değerli Bakanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, siyasi partilerin değerli yöneticileri,
hanımefendiler, beyefendiler, değerli Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri, Kazakistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlamalarında bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geceniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. 10 Aralık'ta Kazakistan'daki ziyaretim Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konsey Başkanı marşında oldu. Ve bu ziyaretimi ilk olarak Türkistan şehrine yaptım. Türkistan bildiğiniz gibi Türk dünyasının manevi baş şehri olarak ilan ediyor. Daha önce de Türkistan'da bulunmuştum. Ama şimdi gördüğüm yer Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi bir başka güzelleşmiş. O 25 binlik kasabadan 230 bin nüfusa ulaşmış, altyapısı, modern yaşam merkezleri ve uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk Kazak Üniversitesi ile Türkistan adeta Orta Asya'nın parlayan yıldızı haline gelmiş. Orada bir güzel haberi de bizimle paylaştılar. Ben de buradan paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda varılan anlaşmaya göre Taşkent'te Semerkant üzerinden Türkistan'ı birbirine hızlı demir yoluyla bağlıyorlar. Bunun kararını verdi. Türkistan'ın imarında, inşasında Türk firmaları başta havalarına olmak üzere görev aldılar. Çok güzel de işler yapmışlar. Kardeş, dost, Kazakistan'ın kalkınmasına, gelişmesine böylesine anlamlı bir katkıda bulunduğumuz için ayrıca bu milletin evladı olarak gurur duyuyorum. Kazakistan bağımsızlığını ilan ettiği 16 Aralık tarihinde Elbaşı Nursultan Nazarbayev kurucu cumhurbaşkanı bunu bütün dünyaya duyurduğunda ilk 20 dakika içerisinde tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuş. Bu bizim için büyük bir gururdur. O günleri önceki dönem meclis başkanımız ve Dışişleri Bakanımız Hikmet Çetin gayet detaylarıyla bilir, yaşamıştır. Değerli dostlar, evet, oradan Nur Sultan'a gitti. Nur Sultan da başşehir olmadan önce bir kasabaydı. Ama Nur Sultan bugün Orta Asya'nın, Kazakistan'ın hakikaten gurur duyulacak bir önemli şehir haline geldi. Ticaret, yatırım, finans ve turizm her türlü faaliyetin yapıldığı, her gün gelişmesini tamamlayan bir şehir. Bütün bunların arkasında ne var? Bütün bunların arkasında elbaşı Nur Sultan Nazarbayev var. Onun iradesi ve onun arkasındaki milyonlarca Kazak halkı bugünlere gelmenin arkasındaki en büyük destektir, en büyük kaynaktır. Mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Bey aynı zamanda elbaşının politikalarını da reform çalışmalarını da aksaksız bir şekilde yürütmektedir. Bunun da kendisiyle görüşmemizde bizzat müşahede ettim. Yine geçmişte dostum olan, birlikte
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Hazar geçişi başta olmak üzere birçok altyapı projelerine imza attığımız değerli Başbakan Asgar Mamin Bey ile de çok verimli bir görüşme yaptık. Aksakallar Müessesesi açıkçası benim bu göreve layık görülmem, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Cenab İlham Aliyev'in teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesi ve 7 Türk devletinin liderlerinin onaylamasıyla gerçekleşti. Ben şahsına duyulan güvenlerinden dolayı değerli devlet ve hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bu coğrafyada, Orta Asya'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'da aynı kültürün, işbirliği, fikir birliği, dil birliği olan bu devletlerde yapacağımız çok ama çok önemli işler var. Çok önemli sorumluluklarımız var. Bunun farkındayız. Kazakistan'da bunun ne kadar önemli olduğuna bir kez daha yaşayarak şahit olduk. 5 milyon kilometre kare bir coğrafyadan 170 milyon nüfustan ve 1,5 trilyon dolarlık bir yıllık gayri safi hasıladan toplam 550 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip Türk Devletleri Teşkilatı içinde üye ülkelerin, yani Türkiye, Macaristan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve toplam 7 Azerbaycan'ın, toplam 7 ülkenin payı ticaretteki %5'in altında. Bu çok ama çok önemli bir şey. Bu kadar ticaret hacminde 5. ortak, 10. ortak olmak bu topluluğa yakışan bir şey değil. Son yıllarda Kazakistan'la az önce Büyükelçimiz rakamları paylaştı. Gelişmeler var. 5 milyar dolara ama hedefimiz 10 milyar dolar. Daha ileriki yıllarda daha fazla iş yapmak, yatırım yapmak. Dolayısıyla her bir üye ülkenin ayrı potansiyeli var, ayrı kabiliyeti var, ayrı kaynakları var. Gücümüzü birleştirerek bölgenin topyekun kalkınması, refahın sağlanması ve asırlar boyu İpek yolu, baharat yolu olarak hizmet veren bu güzergahta artık zenginliğin batıdan doğuya doğru tekrar dönmeye başladığı bu süreçte Türk Devletleri Teşkilatı'na büyük görevler düşüyor, büyük sorumluluklar düşüyor ve bütün üye ülkelerin bunun farkında olduğunu da bizzat yaşayarak gördük. Ümit ediyorum ki bundan sonra bu bağımsızlık mücadelesinin dille, işte, fikirde birlik düsturuyla daha da gelişmesidir. Ve yine Hoca Ahmet Yesevi'nin dediği gibi Türklük kaderimiz, Müslümanlık tercihimizdir. Şiarıyla birlikte yapacak çok işimiz var diyor. Bir kez daha Kazakistan'ın kurtuluşunun 30. yılında burada Ankara'da Sayın Büyükelçimizin ev sahipliğinde düzenlenen bu toplantı hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir şeyi unuttum. Türkistan'da Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi hakikaten çok gelişmiş. 15 bin aşan öğrencisi ve bütün üye ülkelerden hatta dünyadan gelen öğrencileriyle örnek bir eğitim yuvası olarak hem şehre zenginlik katıyor hem de teşkilatımızın zenginliğine katkıda bulunuyor. Bunu da görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum ve sizleri bu akşamda sevgiyle, saygıyla
selamlıyorum. Yaşasın Kazakistan Türk dostluğu, kardeşliği diyor. Rahmet. Rahmet. Video. कहां तक आना है ये बता दीजिए यहां पे आओ ना जस्ट आजेंगे कैन यू कम इन सेंटर हियर सो दैट दे विल कम हियर चलो 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 जल्दी करो कम ये जो इमोशनल रेडी Thank you.